Aktif Bank sabah raporunu sunar. Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Cüneyt Başaran ve Gökhan Şen'le birlikte piyasalarda ve gündemde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. İyi haftalar arkadaşlar. Piyasada geçtiğimiz hafta çok zorlu geçti. Hakikaten bütün hemen hemen piyasa unsurlarında ciddi fiyat hareketleriyle karşılaştık. Hem dışarıda hem içeride sert fiyatlamalar oldu. Cuma günü kapanışında Amerika'nın toparlamış olması dikkate değer. %1,5'lar civarında artıda kapattı Amerikan endeksleri. Dolayısıyla yeni haftaya başlarken de bugün Japonya kapalı, Perşembeden itibaren Çin kapalı olacak ama açık olan piyasalarda biraz daha pozitif bir ortam söz konusu gibi görünüyor. Amerikan vadelerine baktığımızda da yine %0,4'ler, 0,5'ler civarında yukarı yönlü ivme var. Dolayısıyla hani aslında bu sarsıntı tam olarak hala geçti demek çok kolay değil. Ama sonuçta bir parça toparlama çabası piyasada şu an itibariyle ön planda. Petrolde de mesela geçen hafta bayağı sert satış görmüştük. Özellikle 60 doların altına doğru kaymıştı Amerikan tipi ham petrol. Şu an itibariyle onun üzerine doğru çıkma çabası var. Kripto paralarda bile toparlama var yani, o kadar söyleyeyim size. Evet, bunların hakikaten bu hafta hepsine ne çok konuşacağımız konu olacak. Çünkü Amerika'dan gelecek olan bu hafta içerisindeki enflasyon rakamı herhalde bu yapılan iki haftadan beriki patırtı gürültünün gerçekten sebebi olup olmadığını gösterecek, söyleyecektir. Ama haftaya girerken hani hepimizin adına bir kez daha şehitlerimizi analım. Hepimiz için başımız sağ olsun diyelim. Gerçekten Afrin'deki operasyon ilerledikçe bu konuda haberler daha fazla arttıkça şehit haberleri geliyor. Ve her defasında bir kez daha yüreğimiz dağılanıyor. Bir kez daha rahmet dileyelim. Ve bunu da daha sonra, çünkü Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve sonrasında Suriye'de gelişmeler, hafta sonu Suriye'de, Suriye alanı etrafında diyelim, bir İsrail uçağını düşürmesinden tut da İran'ın bir drone'unu düşürmesine kadar gerçekten çok karmaşık ilişkilerin olduğu bir Suriye politikasını görüyoruz. Birazdan oraya da bağlarız. Çünkü herhalde bu haftanın eğer Amerika ile ilgili konu bir noktada oturacak olursa bir düzleme, yani Amerika'da enflasyonla ilgili bu kadar korkmaya gerek var mıydı, yok muydu? Onu gördükten sonra bizim için en önemli konu muhtemelen Amerikan ziyareti sonrasında Türkiye-Amerika ilişkileri olacak. Ama onu ikinci bölümde konuşuruz diyerek senin açtığın konudan devam edeyim. Elimizde ne var Açıl? Elimizde 2.85'in üzerinde bir Amerikan 10 yıllık tahvili var. Alışıyor muyuz, sindiriyor muyuz? Bu mudur? Ümit ederim alışıyoruz, sindiriyoruz ve budur. Eğer bunun bize olan hasarı işte Amerika'daki hisse senedi piyasalarında nette %7,5-8'lik kayıplar, genel olarak dünya hisse senetlerinin yılbaşından beri yapmış oldukları kazanımları geri vermesi, bir miktar gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerine yansınmış olmasından ibaret kalacaksa ne ala. Çünkü gerçekten hani bununla yola devam edebiliriz. Ama yani bu hafta herhalde önemli bir test haftası olacak. Çünkü ilk haftayı büyük bir toz dumanı katılmış şekilde geçirdik. Hiç kimse çok da fazla bir şey fark etmeden mümkün olduğunca elindeki sabit getiri tahvil faizlerini, kontratlarını azaltarak ve biraz riskli ürünlerdeki işte opsiyonlarını düşürerek portföyünü dengeli hale getirmeye çalıştı. Buradan sonraki bu hafta bence, yani geçen hafta böyle yaptı, bu hafta da bunun bu paniğe yol açıp açmadan bakacağız. Mesela petrolün %10 düşmüş olması bir şey söylüyor. Gerçi hani dipten dediğin gibi toparladı ama ne kadar toparlayarak kalacak? Diğer taraftan 2.85'in üzerine kapanan bir Amerikan 10 yıllıkları tamam bir şey olmuyorsa 2.90-2.95'te fiyatlama yapacak ve piyasa bunu sindirebilecek mi? Ona da bakacağız. Ama görülen o ki gerçekten bu hafta birkaç ay boyunca önümüzdeki seyri belli edebilecek olan bir hem bir psikoloji hem de Amerika'dan gelen bir iki veriyi fiyatlayacağı diye düşünüyorum kendi adıma. Yani bir şeye oturtmak gerekirse herhalde ilk başlayan şey yani türevlerden başladı ve dolayısıyla nereye gideceği belli değildi. Yani onun herhalde bir şekilde geçeceğini konuşmuştuk. O geçti gibi görünüyor. Yani türevlerden büyük zarar, ziyan duymadık. Bir iki tane fon kapandı tabii, çok normaldi. Ama bir bulaşıcılık etkisi, işte yani fire sale, zorda kalıp da satanların zorlama satışlarıyla vesaire, bu olmadı. Şimdi biraz olması gereken oluyor. Yani en başta konuştuğumuz aslında daha hiç bunlar yokken faizler yükselip de biraz herhalde bütün varlık fiyatları kendini buna ayarlar kısmı oluyor. Ve gördüğüm kadarıyla bu düşüşten herkes mutlu. Yani traderlar ve işte elinde pozisyon olanlar dışında
işte regülatörler, merkez bankaları, siyasetçiler bu işten memnunlar. Birçok kişiye de soruyorlar, görüyorum işte IMF başkanından tut da işte X ve YZ kurumlarının başkanlarına kadar. Onlar çok sağlıklı olduğunu, hiçbir sorunları olmadığını, hiç bakmadıklarını bile piyasaya söylüyorlar. Öyle görünüyor ki hafifçe bunun, ya bu balonun ya da neyse onun adı artık, hafifçe sönmüş olması herkesi rahatlattı. Satış burada biter mi konusu tabii bence yine iki türlü cevaplanabilir. Bir tanesi çarşamba günü Amerika'dan gelecek TÜFE verisi. Tabii TÜFE verisi diyoruz ama yani şöyle baktığında aslında yani üstüne çıkar aşar vesaire bilmiyorum ama normal şartlarda CPI'nin yani Amerika'nın TÜFE'sinin 1.9'dan yıllık 1.8'e gerilemesi bekleniyor. Hatta 1.7 bekleyenler var. İşte çekirdekte 1.8'den de 1.7 bekleniyor. Dolayısıyla aslında böyle bir veri. Yani maaşlar yukarıda geldiği için ama geçen ay ve bir önceki ayda geri revize edildi, yukarı revize edildiği için acaba bir yukarı yönlü sürpriz olur mu? Bu bir toto gibi bir şey. Yani hakikaten 0.1 lira tahmin etmek bayağı bir güç. O yüzden hani 1.8 değil de 1.9 gelirse mesela bu yıkıcı bir etki mi olur? Ben çok emin değilim. O yüzden bence daha sağlam bakılması gereken yer Fed'in ileri doğru rehberlik gösterdiği faiz artışları şurada son bulur dediği yerle piyasanın fiyatlaması arasındaki fark. Bu iyiden iyiye kapanmaya başladı. Bu artık makul ölçüleri düşünce ki herhalde iyiden iyiye yine oraya yaklaştık. Yani bunu başa baş noktalarından işte ne bileyim reel faiz beklentilerinden de görmek mümkün. Piyasa herhalde doyuma ulaşacak. Yani ben oraya bir yere yakın olduğumuzu tahmin ediyorum. Cuma günkü hisse senetlerindeki yükseliş yani %1'den fazla ve işte sabah vadelilerdeki artış ki uzun süredir ben Amerika'nın vadeli işlemlerine baktığımı hatırlamıyorum bu saatlerde. En son herhalde 2011'de falan bakıyorduk. Yani Avrupa krizi ne kadar yansıdı sabah artı mı eksi mi bir de ondan önce Lehman zamanında. O yüzden böyle bir değişiklik oldu. Böyle küçük bir rejim değişikliği oldu piyasa içerisinde. Ya bu onun değişiminin sinyali midir bilmiyorum. Yani bir günkü yükselişle o düşüş sonlandı demek güç. Ama eğer çarşamba büyük sürpriz olmazsa ya da belki biraz olursa da yine piyasa ve Fed yaklaştığı için ben yavaş yavaş sonuna geldiğimizi tahmin ediyorum. Yani benim hem kafamda canlandırdığım faizler yükselir ve herkes kendini ayarlar bu kadardı. Bunun ötesine geçerse benim de kendime yeni bir açıklama bulmam gerekir. Ve o zaman belki hisse senetleri de başka bir yere gider. Yani benim görebildiğim şu an bu kadar bu. Bu arada tabii cuma günkü hareketi de takip etmiş olanlar için aslında hani kapanış evet %1,5 yukarıda ama seans gene çok dalgalı oldu. Yani seansın içerisinde %1,5 aşağılar sonra yeniden yukarı yönlü hareket %2'nin üzerine çıkan prim sonra oradan bir miktar realizasyon falan yani hala tam olarak oturdu demek çok kolay değil. Yani bunun etkisi bir müddet daha sürecektir. Büyük olasılıkla devam edecektir. Ve bu ETF piyasasındaki tablo çok tartışılıyor. Yani sonuçta Amerika'da şu anda toplam hisse senetlerinin kabaca %7 civarını ETF'ler oluşturuyor. Ve hani ETF'lere gelen satışlar burada daha da sert sonuçları tetikledi diyenler de var. Belki birazcık ona da değinmek lazım. 30 milyar dolar civarında hisse fonlarından çıkış olmuş. Geçtiğimiz hafta itibariyle çarşambaya kadar olan süreç içerisinde. 30 milyar doların 20 milyar dolarlık kısmı ETF'lerden çıkmış. Tabii Amerika'nın piyasasının büyüklüğü dikkate alındığında bu çok çok anormal bir rakama falan işaret etmiyor. Ama bundan sonra biraz da ETF, ETN falan bunlar tartışılacak gibi görünüyor. Geçen hafta 2009'dan beri bu S&P'de devam eden ya da Amerikan hisse senetlerine devam eden bull market denilen iyimser piyasadaki düzeltmelere bakıldığında şu geçtiğimiz 10 günden beri yaşanan düzeltme en şiddetli ve en sert 4. düzeltmeymiş. Yani bu açıdan bakıldığın zaman böyle aslında bir 10 yıllık bir grafik çağrında bile o hisse senetlerinin işte geçen 25 ya da 26 Ocak'tan geriye çekilmesinin hakikaten çok sert olduğunu görüyorsun. O yüzden sarsıntısını hissediyor olmamız çok normal. Burada işte bir iki konunun netleşmesi lazım. Yani bu sarsıntı iyi hissettik. %10'a yakın dünyanın hemen hemen her yerinde düzeltme yaptık. Ve elimizde bundan sonra toparlayan bir ekonomi ve kontrolden çıkmamış bir enflasyon mu var? Yoksa toparlayan bir ekonomi ve özellikle Trump'ın bu altyapı yatırımlarını da şimdi devreye getirerek ve bunu zorlayarak acaba enflasyon konusunu hani kontrolden kopma demeyelim ama hızlanması ve hızlanarak Fed'in de paniklemesi ya da Fed'in de bir iki adım öne geçmesine yol açacak bir resim mi çıkartacak önümüze diye bakıyoruz. Biraz Muhammed Eylerian'ın bu ara açıklamalarını dikkatle takip etmeye çalışıyorum. Bunlar neyse Fed Başkan Yardımcısı yapacaklar. Evet yani eski bir trader olmasının yanında hani önemli bir fon yöneticisi olmasının yanında şimdi başkan yardımcılığında dediğin gibi çok ismi geçiyor. Ve kendisinin de enteresan sahaları var. Yani şu ana kadarki
Merkez Bankası'nın politikalarının başarısının yanında gelir dağılma adaletinden tut da işte hani efektif olmayan bir piyasaya kadar, verimli olmayan bir ekonomiye kadar birçok sıkıntısı olduğunu ve dolayısıyla da Trump'ın önermiş olduğu bu sürekli yani bir yere teşvik vereceksek, bir yere dokunacaksak bu artık para politikası üzerinden değil, mali politika yoluyla olması konusunu bayağı destekliyor. O yüzden hakikaten onu biraz takip ediyorum ve onun da altını çizdiği tek konu şu ara. Orada herhalde eski trader'ını konuşturuyor. Bu işin arkası gelecek. Trump bu işin peşini bırakmayacak. Onun için enflasyonun hızlı bir şekilde yükseliyor olması korkutucu değil. Yeter ki karşılığında büyüme ve yeter ki karşılığında hani çarkların dönmesi söz konusu olsun. O yüzden de özellikle diyor, uyarıyor. Sabit getiri tabi tutanlar ellerinde paniklemeden yavaş yavaş pozisyonlarını yeniden gözden geçirsin gibi bir uyarısı vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru çıkar çıkmaz. Ama hani bu hafta şu 10 yıllıkla tahvil faizlerin 3'e yaklaşırken, ki yaklaşacağını düşünüyorum bu hafta içerisinde, piyasanın göstereceği reaksiyonu merak ediyorum. Panik mi olacak? Yoksa 2.85'e kadar çıktı, bir şey olmadı. İşte %10'luk bir düzeltmeden ibaret deyip yolunda mı devam edecek? Herhalde orası bizim için hassas olur. Bu arada hazır Trump'tan bahsetmişken altyapı yatırımlarının bugün açıklanmasını da bekliyoruz. O da dikkate değer bir boyut. Çünkü seçim sözlerinden bir tanesiydi. Bütçe ne kadar müsaade edecek? Yapılacak olan altyapı harcamalarının ne kadarı nereye doğru aktarılacak? Bu önemli. Zira bir taraftan da bütçe içerisinde özellikle ön plana çıkartılan savunma harcamalarındaki artış, onları da atlamamak lazım herhalde. Yani bu konu kritik. Yani faizler 3-5 bas puan oynardan biraz daha kritik. Çünkü aslında faizleri de etkileyebilecek kapasitesi var. Keza yanında vergi artışlarıyla gelecek büyük ihtimalle. Şimdi hikaye şu aslında. Vergi artışı mı? Evet, yani şimdi bir yerden fonlaman gerekiyor ya, büyük ihtimalle benzinden alınan %18.4'lük vergiyi herhalde artıracaklar, öyle görünüyor. Buna hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler onay veriyorlar. Ama ne kadar artar ve o onu finanse eder mi bilmiyorum. Ya bu işi iyi okumak lazım. İyi okumak lazım derken yani okurken hakikaten satır satır okumak lazım. Çünkü zaten Amerika'nın belli bir altyapı harcama planı var, yok değil yani. Ama şu ana kadar belli ki eksik kalmış ve dolayısıyla tabii bu Amerika'nın kendi tecrübesinden ileri geliyor. İktidarda olan parti yani cumhuriyetçi ya da demokratlar kolay kolay bütçeyi delip aşıp da sadece oy uğruna popülist bir sonuca varamasınlar diye önünde bir sürü engelleyiciler var. Aslında hikaye bu. Ve burada yani birazdan rakamları konuşuruz ama çatışan şey tarihi bir bakışla güncel bakış. Yani Başkan Trump önündeki engelleri hızlıca kaldırmak, bürokrasiden tırnak içerisinde kurtarmak ve Amerika'nın önünü açmak istiyor. Yani kendi söylemi bu. Ama bu engellerin olmasının da bir sebebi var aslında. Dolayısıyla burada çatışan iki tane ekol. O yüzden bunu yıkabilir mi onu bilmiyorum. Ama biliyorsun önümüzdeki 10 yıl boyunca yaklaşık 1-1,5 trilyon dolarlık rakam değişmekle beraber bir altyapı yatırımı hedefi var. Ve bugün de yani ilk sunacağı teklifte 200 milyar dolar hızlıca harcanmak üzere bir bütçe isteyeceğini anlıyoruz. Tabii bununla kalmayacak. Yani altyapı yatırımlarını yapacak olan yerel idarelere ve kimi zaman özel ortaklıklara da işte çeşitli teşvikler verecek, bazı sınırlamaları ortadan kaldıracak filan gibi bir sürü paket gelecek. Yani sadece bir harcama olarak görmeyeceğiz biz onu. Bir paket haline geliyor olacak. Bu bakımdan iki ekolden hangisi baskın çıkar bilmiyorum. Ama piyasayı da yakından ilgilendirir. Vergi artışıyla gelirse bu vergi artışı enflasyonu mu yükseltir yoksa harcanabilir gelirden kısarak bunu mu dengeler onu bilmiyorum. Ekonomistlerden tahmin görmek lazım. Ama çok önemli bir teklif şeklinde gelecek ve karşılıklı müzakere edecekler. Onu unutmamak lazım. Herhalde biraz çekişmeli geçecektir. Onu da baştan söyleyeyim. Bu çok enteresan bir tartışma konusu. Çünkü Trump'ı baştan ciddiye almayan piyasanın ya da aslında gaflarıyla ve çıkışlarıyla fiyatlayan piyasa uzun yıllardan sonra ilk defa Amerika'nın başında gerçekten bir iş adamı, iş dünyası ya da iş insanı şeklinde düşünen bir başkan gördü. İki tane hareketi var. Bütün yapmış olduğu aslında dünya için belki sıkıntılı hamlelerin dışında. O da vergileri düşürmek. Arkasından da işte bu sene 200 ile 300 milyar liralık 2019 ve sonrasına da kendi dönemi içerisinde 1 trilyon dolara kadar çıkmasını ümit ettiği bir şey seti. Mali politikalarla gevşeme hamlesi. Bunun bir kısmı direkt tüketime gidiyor. Bir kısmı da altyapı yatırımları altında ekonomiye dokunacak gibi gözüküyor. Muhtemelen %3,5'lar civarındaki Amerika'nın bütçe açığını 2019'larda %5'e kadar çıkartacak. Şimdi elimizde şöyle bir resim var. Amerika dünyanın bir numaralı ekonomik olarak süper gücü.
diyor ki ben para harcayacağım diyor. Bütçe açımı %5'e çıkartacağım diyor. Gelir vergileri düşüreceğim diyor. Ve oyunun resmini değiştiriyor. Nasıl ki 2008'de hiçbirimiz böyle bir şey olmaz derken Amerika başı girdiği krizi para politikalarını kullanarak işte her türlü finansal mühendisliği bütün dünyaya quantitative easing adı altında öğrettiyse ve biz dünyanın geri kalanındakiler Amerika'nın bu para politikası yaşamaya çalıştıysak evvela ucuz likitte, bol likitte, arkasından bunun normalleşmesinin etkileri. Şimdi Amerika'nın bu para harcayacağım kısmını bir şekilde fiyatlamak zorunda kalacağız. Çünkü bir yandan dünyanın tek rezerv parası hemen hemen toplam merkez bankalarının %60 küsürü işte Amerikan doları cinsinden. Dünyada fiyatlanan her şey hemen hemen Amerikan doları cinsinden. Diğer taraftan da bu doları basan yani bu işin menbaası olan ülke diyor ki ben diyor faizlerin yükselmesi benim için okey. Ben bunu kontrol edebilirim. Şeylimi de değiştiriyorum. Ekonomik duruşumu da mali para politikalarından mali politikalarına değiştiriyorum diyor. Bu gerçekten hani oturup hepimizin üzerine kendimize göre konumlamamız gereken bir nokta. Mesela dün işte ben Türk Eurobond'larına baktım. Hemen hemen 12 yıl ve 13 yılın üzerindeki bütün Eurobond'ların faizleri altların üzerine attı. Bu çok ölümcül bir şey değil. Hani çok daha evvel de gördüğümüz bir konudan ama belli ki Amerika eğer %5'ler civarındaki bütçe açığı kendisi için sıkıntı yaratmıyorsa, eğer yatırımcının kendisinin büyüme hikayesine inanarak bir noktada tekrar kendisini fonlayacağını düşünüyorsa ya da dünyanın işte bir numaralı gücü olduğunu ekonomik ve rezerv paradaki tek adresi olduğunu güvenerek ben artık mali politikaları böyle kullanacağım diyorsa bunun bize de, bize derken dünyanın geri kalanında etkisi olacak. Ve bu etkiyi sanırım test etmemiz ve onunla nasıl baş edeceğimizi öğrenmemiz çok kolay olmayacak. Burada tabii genel anlamıyla baktığımızda Amerikan ekonomisindeki gidişatın hisse senedi piyasasıyla önümüzdeki dönemde nasıl bir ilişki içinde olacağı önemli. Ama bir taraftan bu faizden sonra gelişen piyasaların bu ortama nasıl uyum sağlayacağı da önemli. Çünkü hani biz diyoruz ki hep iki haftadan bu yana gelişen ülke piyasalarındaki bu tablonun etkisi sınırlı oldu. İşte Amerika'da bir taraftan işte enflasyon gelecek, bir taraftan biraz önce bahsettiğimiz bütçe sonrası ya da altyapı harcamaları sonrasında büyümenin daha da artacağına dair algı güçlenecekse bu kadar bağışık kalmaya devam edebilir miyiz? Belki temel sorulardan bir tanesini bu oluşturuyor. Bağışık kalmamızın gerekçelerinden bir tanesini de aslında hala doların zayıf olmaya devam etmesi de oluşturuyor. Dolayısıyla hani bütün bunları toplayıp biraz dolar güç kazanırsa diye başlayan çok cümle okumaya ve duymaya başladık son dönemde. Yani şimdi her şeyi söyleyebilirsin tabii. Yani bu sonuçta serbest bir kürsü. Ama yani yeterli zaman geçtikten sonra ondan sonra dönüp bakman lazım ne oldu diye. Yani benim gördüğüm kadarıyla işte 2013 yılında bu kolay para politikasından çıkacağını açıkladığında Fed hakikaten kimse hazır değildi. Ve belki de en büyük hikaye herkes aynı tarafta bir faizler düşük kalacak. Merkez bankaları bol likidite verecekler gemisindeydi. Dolayısıyla buradaki trade'ler çok kalabalıktı. Bütün hesaplar oraya göre yapılmıştı ve ortalık yıkıldı bir anda. Sonra kartlar yeniden karıldı. Bu arada tabii gelişen ülkelerin bazılarında politik problemler vardı. Ve bunun da itmesiyle beraber daha da kötü yerlere gitti. İşte ne bileyim Rusya böyle oldu, Brezilya böyle oldu vesaire. Türkiye hakeza öyle. Ondan sonra toparlanma evresi geldi. Çünkü dünya işte büyümeye döndü. Bunlar zaten ihraç eden ülkeler. Emtia fiyatları her ne kadar kriz öncesine dönmemiş olsa dahi yine toparlıyorlar. Mesela geçen hafta bu çalkantı yaşanırken yani işte yok ne bileyim bilançoları büyüyecek, küçülecek Amerika'da. İşte Başkan Trump açığı artıracak, faizler yükseliyor. Aman kaçın falan dediğin ortamda Rusya faiz indirdi. Brezilya faiz indirdi. İndirmeye de devam edecek. Şimdi hani oradakiler de bunun farkında değiller mi? Yani onlar bilmiyorlar mı? Amerika'da işte ne bileyim likiditenin çekileceğini, Fed'in faizleri arttırdığını. Yani artık o evre geçti. Bu yeni normale alışmak lazım. Bu ülkeler artık başka bir patikaya geçtiler. Keza Türkiye'de öyle. Türkiye ne bileyim işte AB ile ilişkisini düzeltir. Amerika ile şu yaptığı görüşmelerden bir şekilde tatmin edici bir sonuç alırsa faizlerin sertçe düştüğünü, kurun reel olarak değerlendiğini ve başka bir şey konuşursun. Yani Fed'in ne yaptığının çok önemi kalmaz. Bence yani Fed'in ne yaptığı şu an Amerika için önemli ama dünyanın kalanı için daha minimum önemli. Burada şunu söylemek lazım. Yani bugünlerde faizler artıyor diye hemen işi sonuna kadar götürüp işte Amerika'nın 10 yıllığı bu yıl bitmeden 4-4,5 olur. Hepinize dağılırsınız. Yani bunu söylüyorsan tamam ama söylemiyorsan bir sorun yok. Yani faizlerin yükseleceğini zaten herkes bekliyordu. Şimdi gelince niye birbirimizi korkutuyoruz? Yani yükselecek işte.
Ama evet. Zaten gelmeden evvel gelince sıkıntı olacak diye korkutuyordu herkes. Paranın maliyeti artacak, işte dolarla borçlanmak daha pahalı hale gelecek falan diye. Şimdi mesela Cüneyt'in söylediği o yüzden önemli değil mi? Yani hani işte Eurobond faizleri artıyor. Tamam, bir yandan risk iştahı yüksek olduğu için yerel para birim cinsinden nominal faizi yüksek ülkelere para girişi oluyor vesaire falan, ama sonuçta bu bir noktadan sonra zedeleyici olmaz mı? Hiç mi olmaz yani? Yani şöyle, dünyada büyüme devam ettiği sürece ve dünyada ticaret arttığı sürece, ki küresel ticaret yani bütün ihracat, ithalat vesaire neyse, bu ticaretin toplamı ilk kez bu ay 2008 krizindeki seviyeye vardı. Yani 10 yılda dünya bu ticareti anca tamir etti. Şimdi bundan kimler pay alıyor diye baktığın zaman gelişen ülkeler alıyorlar. Yani bunların performansları iyi. Biraz da geriye dönmek lazım. Yani kurları zaten çok değer kaybetmiş olanlar var, bizler gibi vesaire. Dolayısıyla ben bunun çok kötü olacağını tahmin etmiyorum. Yani maliyetler yükseliyorsa hacimler de yükseliyor. Geçen sene de bak maliyetler yükseldi. Fed 3 tane faiz arttırdı. Yani ben her seferinde sürekli aynı şeyi söylüyorum. Bunun olduğu sene faizler aşağı geldi. Yani dolayısıyla tek belirleyici bu değil. Böyleymiş gibi yapmamak lazım. İşte enflasyon yok diyor, o yüzden söylüyorum. Enflasyon gelirse bununla birlikte... Amerika'da kaç enflasyon gelecek? Yani onu düşünmek lazım. Kaç olabilir? Yani eğer ki burada bir yukarı yönlü sürpriz olursa tamam, o zaman hakikaten yeniden fiyatlarız. Yani beklenen, herkesi dağıtacak enflasyon 1.8 bugün Amerika'da. Beklenen CPI çarşamba günü TÜFE. Yani o yüzden ben şimdilik çok büyük bir risk görmüyorum. Geçen sene 1 trilyon dolarlık sermaye akışı oldu gelişen ülkelere. Benzer şeyler çok sıklıkla konuşuldu. Her piyasa tepesinde, her ufak harekette çok şeyi konuştuk, ben hatırlıyorum yani. Sadece biz değil tabii, tüm dünya konuştu. Şimdi de bunun bir benzeri olarak ben düşünüyorum. Yok, bunu aşarsak eminim yarın öbür gün başka şeyler de olacaktır. Yine aynı şeyleri konuşuyor olacağız ama şu ana kadar iyi gidiyor. Zaten sen her gün bak orada diye uyarırsan, bir gün de orada olursa söylemiş olmazsın. Yani o zamana kadar bir sürü şey olmuş olur. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Cüneyt Bey. Gelişmekte olan ülkeler bence ayrışır. Yok, kendi işlerinde ayrışırlar. Küresel büyümeden nasibini alacak olan, yurt dışı fonlama ihtiyacına şeyi fazla olmayan, bağımlılığı fazla olmayan ve özellikle Amerika ve Avrupa'nın büyümesine çabuk tepki verebilecek olan, mal satımı üzerinden çabuk tepki verecek olan ülkeler bu işin içerisine ayrışır. Ama aynı konjonktürde hem bütçe açığı, hem cari açık, hem de yurt dışında borçlanma ihtiyacı yüksek bir noktada, bir de yanında bonus süre enflasyonla yakalanmışsanız, sizin aynı oranda nispeten diğerleri kadar bundan pozitif etkilenmeniz kolay olmayabilir. Dolayısıyla bu bir faz işi. Yani gelişmekte olan ülkelerin bu işin içerisinden, mesela Asya'daki ülkeler, özellikle de hani Çin'le de iş yapan ülkelerin büyük bir kısmı bu işin içerisinden gayet iyi çıkabilirler. Ama mesela bir Güney Afrika'nın, bir Brezilya'nın durumu aynı şekilde kolay olmayabilir. Keza Türkiye'nin de işi bu anlamda çok kolay olmayabilir. Çünkü oyunun şeyi değişiyor, akışı değişiyor. Yani biraz önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Biz para politikaları üzerinden Fed'in yapacağı manevralarla 3 faiz artışı mı, 4 faiz artışı mı diye bir şeyi fiyatlayarak kafamıza göre plan program yapıyorduk. 3 faiz artışı yapsa seneye 2.25, 2.5 olur. 4 yapsa işte 2.5, 2.75 olur, atıyorum. Ne olabilir ki bunun bize yansıması? 0.50 bas puan olur, şu olabilir. Şimdi bununla zaten uzunca bir süre hikayeyi götürdük. Götürürken de hani 11 faiz, 12 faize götürdük. Ama götürdük. Biz gelişmekte olan ülkelerden, Türkiye örnek veriyorum. Bütün gelişmekte olan ülkeler de benzer bir şekilde kendine bir manevra alanı sağladı. Ama şimdi eğer Amerika'nın başkanı etrafındaki bütün şeyleri kırıp, bariyerleri kırıp gerçekten oyununu sahneye koymaya başlayabildiyse, bunun ilk teyitini vergi indirimlerini anlamışsak, ikinci teyiti de bu yeni bütçeyi harcamalar kalemiyle yormak ve Amerika'yı gerçekten sanki bir gelişmekte olan ülkeymiş gibi, ben bütçe açığı yapacağım, daha yüksek büyüyeceğim şeklinde uzun süreden beri görmediğimiz bir metoda, bir yere getiriyorsa, bu senin işini bayağı zorlaştıracak. Yani sen büyürsen ben de büyürüm. Sen bütçe açığını açarsan ben de bütçe açığımı açarım. Tamam da hani sen, o zaten bütçe açığını açtığı için oradaki maliyetler yükselecek. Senin maliyetin oranın üzerinden hesaplanacak. Yani anlatmaya çalıştığım şey, daha evvel Fed'di, likiditeydi, para bir yerden bir yere gidiyordu hesabını yapan ve buna göre bir alışılmış bir kalıp oluşturmuş olan dünyanın geri kalanı, şimdi Amerika'nın, adamlar hakikaten işi gücü bıraktılar. Fed
para politika, FED mali politikalara yetişmek zorunda kaldı. Yani herkes FED'e değil, herkes mali politikalara bakıp FED'in buna ne kadar yetişeceğine baktı konumuna gelecek olur ise bu Avrupa'yı da diğerlerini de etkiler. Bunun içerisinde herkes etkilenmeyebilir dediğim gibi. Yani sen düşük bütçe açığıyla geliyorsundur. Büyük oranda sermaye piyasaları üzerinden değil, mal alım satımı üzerinden kendine tepki verebiliyorsundur. Eyvallah. Mesela Türkiye'nin de olumlu olduğu taraf var. Yani yaklaşık ihracatının yarısını AB ile yapıyor. Amerika'yı ilk beşe soktu. Nerelerden getirerek. Dolayısıyla o da etkilenecek ama bizim diğerlerinden sıkıntımız yani bir ayağımızın ters tarafta yakalanmış olması. Zaten çok yüksek enflasyon. Kafayı kaldıran bir cari açık. Düşük de olsa kafayı kaldıran bir cari açık. Ve yurt dışı sermaye piyasalarına göreceli olarak diğer rakiplerimize göre daha bağımlı olmamızdan kaynaklanan bizim yeniden bir neyi nereye oturtacağımızı görmemiz lazım bence. Peki kısa bir araya gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Aktif Bank'ın sunduğu sabah raporu devam edecek. Aktif Bank'ın sunduğu sabah raporu devam ediyor. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Cüneyt Başaran ve Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bir parça kripto para birimlerine de girmekte fayda var zannediyorum. 5900 dolardan 9000 doların üzerini gördük. Cuma günü itibariyle Bitcoin'de mesela. Şu anda 8400 dolarlar civarında bir parça geri çekilmesi var ama dibinden %40-%50 yukarı gitmiş bir Bitcoin hikayesi daha izledik. Dolayısıyla aslında kripto para birimleriyle ilgili haber akışı da son derece yoğun ve dikkate değer. Bu haber akışının içerisinde mesela Fransa ve Almanya Maliye Bakanlarının yazdıkları bir mektup var Avrupa Birliği Komisyonu'na. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bunların nasıl tasarlanacağına dair net bir akış belirlenmesi için özellikle Euro grubunda ve aynı zamanda G20 Maliye Bakanlarının da yapılacak liderler zirvesi öncesinde bununla ilgili bir altyapı oluşturmaya çalıştıkları görünüyor. Bunun dışında JP Morgan da bir şey yayınlamış, kripto para raporu yayınlamış, 72 sayfalık bir rapor. Ne nedir, ne değildir, nerede kullanılır, ne yapılır, ne edilir diye bir yolsuzluk demekten şimdi bayağı onunla ilgili bütün detayları anlatan bir yapıya büründü diye dalga geçiyorlardı dün Zero Hedge'de kendileriyle. IMF, Dünya Bankası, Fransa, Almanya, İngiltere bile, İngiltere'den beklemezdim ama İngiltere dahi net bir şekilde kripto paralar konusunda bayağı üst perdeden bunun olacak iş olmadığı, bu işin iyi bir yere gitmediği konusunda net ifadelerde bulunmaya başladılar. Bir yandan da işte kripto paraların bir kısmının değerinin sıfırla biteceği şeklinde yorumlar da yapılmaya başladı. Bayağı credible insanlardan, kurumlardan. Beni burada şaşırtan ya da benim beklediğim Amerika'dan, Amerikan kurumlarından, bankalarından değil de kurumlarından çok açıklama gelmiyor. Hatta şu ana kadar bakarsan aslında hani ne kripto paralara meşruiyet verdi dersen aslında en büyük meşruiyeti verdi. Amerika'nın vade işlemler piyasasıyla buna sen bir parasın dolayısıyla vadeli işlemlerinde yapılabilir şeklinde bir koruma kalkanı vermesi oldu. Bunu biraz takip ediyorum çünkü yani çok hakikaten herkes sesini yükseltti. Ama ben Amerika'dan mesela Maliye Bakanlığı'ndan, SEC'den vesaire, Hazine Bakanlığı'ndan, SEC'den vesaireden hani bu işi vazetmiyoruz, hoşumuza gitmiyor şeklinde bir açıklama duymadım çok uzun süreden beri. Bunu bir kenara koyayım diye söyledim. İkincisi de bu türbülansın sonunda, yaşayacağımız türbülansın sonunda bu türbülans sırasında da bence kripto paraların hareketlenmeleri yatırım demeyeyim buna. Çünkü hiçbir zaman yatırım kelimesini kullanmadım ama bununla ilgilenenler için güzel bir bence olacak, tecrübe olacak. Eğer hani ne kadar düşmüşler, etmişler, kim ne kadar ayakta kalabilmiş, ne kadar para çıkmış, kim gelmiş, kim kalmış. Yani ayakta kalabilen olursa bunların sonunda belki buradan sonra hepsi, çünkü bazı raporlar diyor ki şu an hali hazırdaki işte en tane kripto paradan çok azı, azı ya da azları ayakta kalabilecek. Belki öyle bir şeyden de geçiyor olabiliriz. Ama G20 zirvesi anladığım kadarıyla bayağı net bir şekilde bunlarla ilgili önerilen oldu. Bir toplantı olmaya aday gibi gözüküyor. Negatif önerilen oldu düzenlenmesi. Hatta mümkünse yasaklanması şeklinde. Çünkü sesler o tarafa doğru gitmeye başladı. Bir tek merak ediyorum. Hakikaten oraya gitmeden Amerika ne diyecek? Çünkü benim görebildiğim, benim duyabildiğim, hani Amerika'nın da görüşü bu diyebileceğim bir net bir mesaj yok şimdiye kadar.
Amerika'da geçtiğimiz günlerde CFTC ve SEC, yani oranın SPK'sı ve işte hani vadeli işlemler komisyonu diyelim, onlar bir araya geldiler. Hatta beklendiği kadar sert bir mesaj çıkmadı. Çıkmayınca da biraz herhalde kripto paralarda daha da fazla alımlar geldi. Yani zaten işin gidişatını düşündüğün zaman öncelikle kim alım satım yapıyor onu bilmen lazım. İkincisi yani bu exchange'ler, yani borsaysa bunlar bir regülasyona tabiler mi? Onu bilmen lazım. Sonraki ayakta ICO'lar geliyor. Yani jetonlu halka arzlar. Bunlar bence baya baya halka arzlar, yani doğrudan sermaye piyasası kurumlarını ilgilendirecek hareketler. Dolayısıyla herhalde ona bir bakmaları gerekecek. Ondan sonra zaten terörün finansmanı, kara para aklama gibi suçlarla mücadele edebileceklerdir. Dolayısıyla 4-5 tane ayağı var. Yani herhalde o yüzden belki biraz daha sessiz. Olabilir. Yani prosedür gereği dediğin gibi tek tek bakıyor olabilirler. Çünkü şunun için söylüyorum, hani Amerika'nın hakikaten bu konuda net bir şekilde devlet görüşü olarak bir gün Trump'ın ağzından ya da işte bir gün Hazine Bakanı'nın ağzından bir şey duymamız şu ana kadar, çünkü Çin görüşünü açıkladı. İşte Japonya açıkladı, Rusya açıkladı, herkes açıkladı. Merak ediyorum, çünkü hani bunun vadeli işlemler tarafının orada sürekli işlem görüyor olması bence özellikle başta Bitcoin olmak üzere dijital paraları hem rahatlatan konu. Şimdi Hindistan ve Japonya'da gelir vergisi uygulanacağı açıklandı. Hindistan tabii bu işin kalbi falan değil. Hatta birçok alanda da yasaklamaya doğru gidiyor. Sadece nüfusun, tabii dünya nüfusunun çok önemli bir porsiyonu orada olduğu için oranın hayır demesi toplam potansiyel müşteri sayısını bayağı düşürdüğü için dikkat ediyor. Haklısın. Şimdi ben zaten onu hep söylemeye çalışıyorum. Yani kripto paralara mesela benim gibi çok dışarıdan bakan, hatta yani çok ters yönde görüşleri olanlara mesela diyor ki ya sen bu işten anlamıyorsun vesaire filan. Ama baktığın zaman şu an dünyada 2.4 milyarlık nüfusu temsil eden, ki Endonezya vesaire de girdi. Kabaca söylüyorum, şu an 7 milyarlık dünya nüfusunun 3 milyarı karşı çıkıyor ve aslında yasaklanmış durumda. Şimdi yani böyle bir realite var. Peki bir şey söyleyeceğim, dur bir cümle daha söyleyeyim. Neden bu nüfus karşı çıkıyor sence? Neden karşı çıkıyor? Yani neden aslında sermaye piyasasının daha oluştuğu, finansal okuryazarlığın çok daha yüksek olduğu ve bu tür yani ne diyelim, bu tür işin içerisinde iyi kokular gelmeyen, kötü kokular gelen bir yerde daha sert önlemler alınmıyor da yani bununla ilgili önlemler daha ziyade işte biraz daha dünyanın third world diyelim, üçüncü dünya ülkelerine hızlı geliyor sence? Yani bilmiyorum açıkçası. Çin'in neden olduğu belli zaten. Para çıkışını engellemek için yapıyor. Hindistan tarafındaysa zaten bir yatırım ve yatırımcı kültürü yok Hindistan'ın. Gelir düzeyi de, ortalama gelir düzeyi de son derece düşük. Dolayısıyla az olan tasarrufları buralarda heba etmelerini istemiyorlar fiyat hareketlerinden dolayı sağ olarak. Doğru, yani bu ülkelerde zaten sermaye giriş çıkışları kontrol altında. Yani bugün Hindistan'a bir yabancı olarak götürebileceğin, yatırım yapabileceğin bonolara kotalar var vesaire, kotasyonlar var. İlk oralardan gelmesi normal. Diğerleri wealth'in, yani zenginliğin, refahın daha yüksek olduğu, sermaye akımlarının iki yönlü tam serbest olduğu ülkeler. Biraz daha kural bazlı da ülkeler. Yani onu da azımsamamak lazım. Burada son iki dakikamız siyasete de girmek isteriz. O zaman ben burada durayım. Yani bir sürü haber akışı var. Fiyatlardan bağımsız olarak bence iyi haber akışı yok. Dünya Bankası da global bir saadet zinciri olarak tanımlamış. Bunlar az buz ifadeler değil. Yani Mart'taki G20 zirvesine dikkat etmek lazım. Tillerson geliyor bu hafta itibariyle ve aslına bakacak olursak bir taraftan da daha öncesinde İbrahim Kalın'la McMaster'ın, Amerika Uluslararası Güvenlik Danışmanı McMaster'ın bir araya geldiklerini gördük. Verilen mesajlar vesaire, zorlu bir süreç, zorlu bir hafta olacak. Biraz iç gündeme ağırlıklı gidebiliriz bu anlamda bakacak olursak herhalde. Evet, Tillerson'ın görüşmeleri öncesinde Amerika'dan nasıl söyleyeyim, sızdırılan ya da Amerika'dan verilen ön görüşmeler zaten Tillerson'ın isteğinin Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarda sınırlayıcı olması ya da şu andan hedefinin ve tarih takviminin belli olması şeklinde bir istekle geldiği görülüyor. Türkiye'nin bu konuda görüşü de net. Biz istediğimiz sonucu alana kadar özellikle Manbij bölgesi öne çıkacak. Anlaşılan ki Manbij'le ilgili olarak Amerika'nın buradayım, Türkiye'nin ise orayı temizlemen lazım ifadeleri çatışacak gibi gözüküyor. Yani Türkiye-Amerika ilişkilerinin orta ve uzun vadeli gidişatıyla ilgili olarak her ne kadar Sayın Kalın'dan teyit edildi şeklinde burada dense de masaya yatırılacağı bir hafta olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan yani bu ilişkilerin zorluğu kadar şu an Suriye'de sahada olan hiçbir gücün de rahat olmadığını görüyoruz. Yani Rus uçağının düşürülmesi, işte İsrail uçağının düşürülmesi, Esad rejiminin fırsat bulduğu her ortamda, rahatladığı her ortamda ortalığı birbirine karıştırabilecek şekilde hamleler yapıyor olması o bölgenin çok daha fazla gelişmeye gebe olduğunu da gösteriyor. Yani hem bizim adımıza zor hem de Suriye için gittikçe zorlaşan bir hafta diye düşünüyorum. Piyasayı da etkileyebilecek bir gelişme olabilir Tillerson'ın görüşmelerinin sonucu.
Yani Cüneyt zaten özetledi. Ben bitirirken bir kez daha şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek bitirmek istiyorum. Onların haricinde kalan her konu aslında bugün boş kalıyor. Onların ne yaptığı, orada ne yaşadığı çok önemli olan. Gerisini bir şekilde konuşur hallederiz herhalde. Yani bütün her şeyi çekenler onlar. Bir kez daha başımız sağ olsun. Geride kalanlara da Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sabah raporunu böylelikle tamamlıyoruz ve sözü yatırım bültenine devrediyoruz. Aktif Bank sabah raporunu sundu.